Efendim, tabii demin Ali Palabıyık'tan girdik. Trabzon'u tebrik ettik. Sonra Ali Palabıyık'tan girdik. Bizim federasyon vaatlerine geldik ama tabii de maç oynandı. Maçı da konuşamamış olduk. Konuşalım. Fenerbahçe'yi konuşalım. Ben Fenerbahçe'yi beğendim. Ben Fenerbahçeli arkadaşlarımla ilk defa ve genellikle işte bundan bir şey olmaz, şundan bir şey olmaz, şundan öyle olmaz, bu varken bir şey olmaz filan diyen negatif adamlardan söz ediyorum. Onların da tamamı neredeyse iyi oynuyoruz. Bugün işte beceriksizlik veya rakip kaleci çok iyiydi. Biz böyle oynamaya devam edersek önümüz açık şeklinde mesajlar aldım maçtan Uğurcan kadar iyi sonra. bir kaleci daha var ligde. O da Muslera. Evet. Yani Ama geri tabii kalan herhangi bir kaleci olsaydı Fenerbahçe bu maçı kazanacak kadar pozisyon buldu. doğru. Oyunu son derece güçlüydü. Tolga Ciğerci yine son vuruşları çok kötü yaptı. Özellikle 44. dakikada Evet. artık onu kalede Uğurcan'la Muslera beraber olsa yine o mesafeden Fenerbahçe'nin sol açığı olarak görevlendiriliyorsan sol açık olmasan da onu gole çevireceksin. Şimdi Derbide. dün bunu devre arasında konuştuk, maçın devre arasında Ali ile. Ondan sonra bunu çalıştım, hazırlandım. Şimdi arkadaşlar, Alex'in bir lafı var. İşte bu koşu mesafesi şu bu filan tartışmalarında diyorlar ki, peki sence nedir yani önemli olan? Madem koşu değilse, futboldaki en önemli, bak çok güzel bir şey söylüyor. Bugün müsaadenle, ben de müsaadenizle yorumlarımda Alex de Souza'dan, Metin Tekin'den ve Rıdvan Dilmen'den çeşitli pasajlar aktaracağım. Alex diyor ki birinci, yani futbolun en önemli şeyi, Belirleyici fark faktörü. yaratıcı özelliği top kontrolü. Topu nasıl kontrol ettiğin sonraki hamleni belirler. Örnek Donk'un attığı gol bu hafta. Bunu söylüyor. Hatırlarsanız 2-2 biten Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Kadıköy'de 2-2 biten. Alex de topu, Uğur Ali Üsü'den seken topu aldı. Direkt vurdu, gol oldu. O pozisyondan sonra Tümer dedi ki, Bein de yorumcuydu o zaman. O zaman Bein değildi, Dijitürk'tü. Topu vurmak için almış. Yani kontrolü vurmak için yapmış. Bu top şimdi bana geliyor. Ben bunu indireyim, vurayım. Bu zihin hazırlığıyla birlikte topa vurmuş. Bunu bir tarafa tutalım. Benim nöroloji profesörü bir tanıdığım var. Yani zihin profesörü. Benimle ilgili bir problem yaşadım ben. Bel fıtığı gibi bir şey oldum. Sonra işte neyse, tedavi olduk. Fıtığa çevirmedi Allah'ımıza bin şükür. O bana dedi ki, bir şey kaldırırken önce dedi tut. Ben şimdi bunu kaldıracağım de. Beyinden hazırlan. Beyinden hazırlan. Kaldıracağım. Sonra bir dene. Dene. Vücut şey yapsın. Kaslar kendini tutsun. Sonra kaldır, hiçbir şey olmaz dedi. Topu alırken ben şimdi bu topu alacağım. Top bana gelecek. Şu köşeye vurup gol atacağım diye hayal etmezsen, beynini hazırlamazsan kası hazırlayamazsın. Çok doğru bir söz. Bunu çok amatör, çok amatör futbol oynamış bir santrfor söylüyor. Ama bana nöroloji profesörü anlattı. Siz de dün düşünün bak. Bir şey kaldıracaksın, ağır bir şey. Bu masayı buradan oraya götüreceksin. Önce düşün. Ulan ben şimdi bunu şuradan şuraya götüreceğim. Sonra bir dene kaldırmadan. Bir iki kere. Kas hazırlasın kendini. Sonra git taşı. Hiçbir şey olmaz dedi. Tamam. Tolga Ciğerci'nin sorunu bu. Top şimdi bana gelecek. Ben bu topu tutacağım ve şu köşeye vurup golü atacağım diye hazırlığı yapmıyor. Ozan Tufan'ın da sorunu bu. Deniz Türüç'ün de sorunu bu. Geri Rodriguez'in de sorunu bu. Nörolojik, psikolojik hazırlık eksikliği var. Sörloth'ta da fazlası var. Ulan ben buraya bir koşayım. Belki gelir top. Oraya koşunca o top belki geliyor işte. Niyet, gayret niyete aşık ya. Top, ben bir gideyim, o top oraya gelsin. Belki gelir. Hep diyorduk ya, ulan bu toplar hep Tanju'nun önünde düşüyor ya. Ulan bu Tanju toplar topun hep düşeceği yere gidiyor. ulan bu toplar hep Semih'in önüne düşüyor ya. Romario'nun hep önüne Ya mi bu top düşüyor? hep Romario'nun, bu da çok ballı. Öyle bir Mario bal Gomez'in yok önüne mi abi. düşüyordu? Orada o adam hayal ediyor. Buraya gelir bu top diyor. Gelirse vururum diyor. Tolga Ciğerci'nin, Geri Rodriguez'in, Ozan Tufan'ın psikolojik çalışma yapması lazım.
Ozan Tufan'la Geri Rodriguez üzerinde bence mesela Gustavo da, Tolga Ciğerci'de mesele sırf nörolojik değil yani. Gustavo, ben öyle düşünüyorum. Gustavo teknik mi diyorsun? Kasla alakalı. Abi direkt olarak işte beceriyle alakalı. Tamam, kas yani şey, ortopedik. Yani nörolojik değil, ortopedik. Teknik başka bir şey. Hepsinin tamam. birleşiminde ortaya evet. çıkan bir şey teknik. Şimdi Gustavo topu aldığı zaman ben ne zaman şut atacağını anlıyorum. Büyük ihtimal Ali de anlıyordur. Tabii canım. Şimdi çakacak diyorsun. Sağını ne zaman çekeceğini bile ulan belli. Şimdi alacak. Teknik. Niye? Çünkü adam onu hazırlanıyor. Bak anlıyorsun adama. Ulan şimdi bu pozisyonunu aldı. Şimdi bir kere önce pozisyonunu aldı. Pozisyonunu aldığın zaman golün yarısını yaparsın. Pozisyonumuzu alıyoruz biz önce. Pozisyonumuzu Tolga alıyoruz. Tolga Ciğerci hiçbir şut ben pozisyonunu almıyor ki ya. Ben bu arkadaşımızın pozisyonunu aldım maçtan evvel. Şimdi bu pozisyon alamıyor Ciğerci. Çok doğru. Gelelim Tolga Ciğerci'nin vücut pozisyonuna. Vücut dayanı şekle sokamıyor. Gelelim Tolga Ciğerci'nin pozisyonunu açayım bir daha seyredin. Bunu da Metin Tekin'den aldım. Metin hocamdan. Topu tek kontrolde alıp vuracaksın. İki ihtimal var. Tek kontrol aldın vurdun. Kontrol etmeden vurdun. Gelişine vurdun. Pas attılar gelişine vurdun. A şıkkı olabilir. B şıkkı tek kontrol vurdun. İkinci dürtmeyi yaparsan pas atacaksın dedi. Kesinlikle katılıyorum. Bak, yılların forvet oyuncusu. Kesinlikle katılıyorum. Topu aldın. İkinci dürtmeyi yaptın mı? Gitti gol. Geçmiş olsun. Top söner. O zaman söner. O zaman geri atacaksın. Öyle der forvetler. Sönüyor top o zaman. O zaman geri çıkaracaksın. Pas yapacaksın. Bak en iyi futbolcu bile, en iyi futbolcu bile. Bak top yerde sektiği zaman. Böyle sekiyor ya. Biraz havalandığı zaman vurursan gol olma ihtimali %90. Tabii. İkinci kez. Sekti mi? Sekti mi? Yemez. O top söner. Tabii. Söndü bitti. Tabii. Tolga Ciğerci'nin bir başka olay var. Zaten kendini buna hiç hazırlamamış. Buna hiç çalışmamış. Altyapıdayken Wolfsburg'daydı en başta gençken. Ondan önce başka takımda oynadıysa bilmiyorum ama sonra Gladbach geldi falan gençken 18-19. Orada öğrenirdi bunları öğrenseydi. Ama kendini o mevkiye hazırlamamış. Ben Ciğerci'den çok ilk yarı biter bitmez Tolga Ciğerci'yi oyundan almayan yerine Ferdi başka bir kenar oyuncusu Deniz gibi bir oyuncuyu sokmayan böylece Ersun Hoca'ya da bir eleştiride bulunmak istiyorum. Rodriguez, Ferdi, Ozan ve Deniz Türüç'te dediğin nörolojik Alex seviyesine çıkarlarsa nörolojik gol atma ihtimali daha fazla olur. Tolga Ciğerci'nin o nörolojik seviyeye çıkmasını beklemek hayal kırıklığının büyüğünü olur. Sana şundan katılıyorum. Hiç gelmeyecek bir trenin gelmesi de. Tolga Ciğerci sadece Galatasaray'da attığı goller, Fenerbahçe'de attığı goller gibi. Karambol'da araya sızar ve kaleye yakın yerden sade vuruşla golü atar. O kadar. Ciğerci'nin böyle hayal etmesi gereken tek gol şekli bu. Alex'in oynadığı takımdaki o dağılıma bakalım. Marco Aurelio'dan yılda iki kere beklersin cezanın dışından şutla gol atsın diye. O ikisini yaparsa harika ekstra bir katkıdır. Ciğerci'ninkini de ekstra katkı olarak yazacaksın. Doğru. Asıl katkıyı almak için ilk yarı sonunda yenik girmedi mi Fenerbahçe? O pozisyon 44'te Ferdi olsa gol olur muydu? Olurdu. Ciğerci daha yüksek ihtimalle tabii. Daha yüksek ihtimalle. Deniz olsa gelişine vurdu. Daha yüksek ihtimalle. Daha yüksek ihtimalle. Geri Rodriguez'te bile daha yüksek ihtimalle. Geri Rodriguez'deki sorun şu zaten. Onu çözen yok, teknik Deniz, direktör. Deniz golü atamaz. Çok büyük şeydir. Bak Rodriguez'in olayı ne biliyor musun? O da atamaz. Rodriguez'in 5 şutundan bir tanesi müthiş. 10 üzerinden 10. Ama geri kalan 4 şut 10 üzerinden 1 bile değil. Atamazdı o. Bak bu sorunlu bu. Buna ne diyorum biliyor musun ben? Futbolcudaki böyle çarkı felek sendromu. Ne gelirse çevir hadi bakalım o bingo. Attığı gol bir tane var müthiş haftanın golüydü. Ama kaçırdıkları var aynı adam attı diyemezsin. Bu yüzden bu adam İngiltere Ligi ile falan hiç ismi geçmedi. Bu adamın en iyi oynadığı takımlar Yunanistan ve Türkiye'deki takımlar. O yüzden bu coğrafyaya sıkıştı kaldı. Bu çarkı felekliği yüzünden. O zaman diğer kenardaki oyuncun yenik durumdayken ikinci yarıya en azından ya Ferdi ile başlamalıydı ya Deniz ile başlamalıydı. Başka bir nokta söyleyeceğim. Trabzonspor'un İlk attığı golde maalesef Jelson'un hatası var. Tabii. Çünkü aslen stoper olmasa da Dirar'ında var. Dirar'ında var ama bak ofsaytı bozuyor. Şimdi ama bak şu çok önemli. Sörloth gibi istim üzerinde formunun zirvesinde bir golcü. Sen öyle savunma arkasında kaçırmayacaksın. Ya böyle adamla beraber gireceksin ya da o vardır ya meşhur zincirleme savunma. Aradan sızmasını engelleyecek şekilde duracaksın. Sızamayacak. Ya adam oraya sızarsa golü yazar. İkinci gole gelelim. İkinci gol. Hangisiydi? Novak. Novak'ın attı gol. Ya rakibin sol beki oraya kadar gelmiş. Golü atmış. Tamam Altay daha iyisini yapabilirdi. Katılıyorum. Uğurcan gibi yapabilirdi diyorsun. Sen Uğurcan Muslera anlatacağım birazdan. Sen anlat. Ama asıl mesele yine
Orada o oyuncu kaçırılmaz. Novak Trabzonspor'da tarihinde bugüne kadar en fazla gol katkısı yapmış sol bek. Çok ekstra bir sol bek katkısı onunki. Çok iyi bir oyuncu. Evet. Sürpriz santrafor. Çok duran toptan çok gol atıyor. Hem dirayetli bir oyuncu. Yani 90 dakikayı yayıyor, oyundan vazgeçmiyor. Hem de o pozisyondan sineğin yağını çıkartan oyuncu vardır ya, o tarz birisi. Yani o demek ki adam oradayken sen ona biraz daha konsantre olacaksın. Çünkü bak, bu takımın en çok gol atan adamı Sörloth, ligin en çok gol atanı. Takımın en fazla sürpriz gol atanı Novak. Novak bu kadar demarke vaziyette bırakılır mı? Şimdi sonra eleştir Altay'ı istediğin maçtan kadar. Sonra Vedat da söyledi. Hocamız söylemişti duran toptan, havadan çok gol attıklarını. Çalışmıştık da yapamadık diyor. Şimdi ben gelelim tekrar Fenerbahçe'ye. Evet, Tolga Ciğerci'ye, Ozan Tufan'a ve Geri Rodriguez'e önce nörolojik hazırlık yapacaksınız. Bu bir. Sonra vuruş çalışacaksınız. Ciğerci başka mesela, yerde oynat hiç. Mesela Ferdi'nin, meşgul etme. Vallahi. Ferdi'nin zihinsel hazırlığını beğeniyorum. Güveniyor çocuk ama mesela bu maçta ezildi. Ezildi. Trabzonspor karşısında 2'dir oyuna giriyor. 2 kez Trabzonspor maçında maçı çevirsin diye girdi. İkisinde de ezildi. Deniz olabilirdi evet ama Deniz de sonradan soldan sol beke girdi Deniz. O da doğru bir tercihti. Bir kere bu maçta Dirar çok kötü oynadı. Vedat çok kötü bir günündeydi. Yani o Rodriguez'in vuruşunda Uğurcan 2 tane hata yaptı maç boyu. Birisinde top, o da hata mı sayılmaz mı bilmiyorum. Hani seken topa omuzuyla vurdu. O da artık vuracaksın kafayla, boş kaleye atacaksın. Uğurcan'ın ikincisi de Nizami olan, golünü iptal edilen gol. Ama Vedat maçın başından sonuna kadar asistik özelliği de dahil, rakipleri yıpratma özelliği de dahil çok geride kaldı. Fenerbahçe'nin orta sahasında Ozan'da da bir hafif bir ufak bir düşüş var. Onun dışında Max Kruse çok iyiydi. Çok iyi oynadı. Son dakikada da golü atıyordu. Bence doğru yere de vurdu. Ama Uğurcan çıkardı. Bunun dışında Dira'nın pozisyonu çok netti. Mesela o zihinsel hazırlıkla geldi ve gelişine vurdu ama biraz işte üstten gitti falan. Orada da işte teknik kabiliyet giriyor devreye. Vallahi bir sağ kanat oyuncusu, sol bekte bu kadar sonuçta oynatılıyor. Ben hiçbir konuda onu Fenerbahçe'nin yani eleştiremem yani. Fenerbahçe'nin artık Dirar'ı. Artık Hasan Ali'ye ihtiyacı var. Hasan Ali geldiği zaman sağ önde bu sefer Dirar oynar çünkü. İşte o Tolga'ya gelen pozisyon Dirar'a gelebilir. Artık, o gol olurdu mesela. Orada o atabilirdi. Artık birazcık Hasan Ali'ye ihtiyacı var.